akşamlar. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Memleket meselesi programına başlıyoruz. Baş döndürücü Ankara'da yaşanan o süreci değerlendireceğiz, konuşacağız. Değerli konuklarım var. Hemen konuklarımı takdim ederek başlamak isterim. Ankara Stüdyo'yla başlayayım. Önce uzaktaki isimle Ankara Stüdyo'da ATV Ankara temsilcimiz Şebnem Bursalı bizi bekleyen isim. Hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar, iyi yayınlar Cansın Helal. Çok teşekkürler hepimize ve Sambo Stüdyo'da da değerli konuklarım var. Hemen onları da takdim edeyim. Doktor Eray Güçler, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi bir yayın olsun, teşekkürler. Bir diğer yandan Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Ve Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu ara program 3 saatmiş. Öyleymiş değil mi? Evet, çok uzun. Ben yanlışlıkla girişte 2 saat dedim de pardon. Çok uzun süremiz olacak. Rahat rahat. Geniş geniş konuşacağız. Tabii birçok da başlık var. Malumunuz aslında Ankara'da o gün yaşananlarla başlamak istiyorum. Baş döndürücü diyorum çünkü gazeteciler bile yetişmekte zorlandı 6 Mart'ta yaşananlarla ilgili. Ne vardı? Masa toplanacaktı. Meral Akşener o toplantıya katılacak mı, katılmayacak mı merak konusuydu. Çünkü masayı dağıtan isimdi zehir zemberek sözleriyle. Sonrasında bir süreç başladı. İki belediye başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ve ardından gelen işte toplantının iki kere ertelenmesi ve sonucunda da Akşener'in o masaya tekrar oturması. Çok ayrıntı var konuşacağımız ama önce genel çerçevede başlayalım istiyorum Zafer Şahin'le birlikte. Akşener neden masadan kalktı? Nasıl ikna oldu? Gerçekten ikna oldu mu? Masa hala hazırda bir bütün olarak devam ediyor mu? Ya şimdi tabii siz de çok güzel özetlediniz son 96 saatte olanları ama hala hareketlilik devam ediyor. Yani böyle masa hani bu benzetmeyi yapmak hoş değil ama adeta bir deprem fırtınasına tutulmuş bir şekilde sallanıyor. Niye sallanıyor? Şöyle bakıyorsunuz, işte siz de söylediniz, Perşembe günü o toplantıdan sonra bir mutabakat açıklandı. Altına imza atmıştı Sayın Akşener. Ama hafta sonunda masanın dağıldığını gördük. Sonra yine o 24 saat içinde bir şeyler oldu. Ve iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı yardımcısı hem de icradan sorumlu, yani icra yetkileri olan Cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla Akşener'in masaya dönebileceği gündeme geldi ve öyle de oldu. Ama tartışma yine bitmedi çünkü bir metin açıklandı dün akşam. Dikkat çekici olan şuydu, ayrıntılar bütünü anlatır derler ya, Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki mutabık kaldığımız 11 maddeyi birazdan açıklayacağız. Mutabakat metni geldi, orada 12 madde vardı. 12. madde Akşener'in masaya dönme şartı olarak öne sürdüğü iki belediye başkanı ile ilgiliydi. Hadi buna da tamam dendi. Fakat orada şöyle bir ifade vardı. Dediler ki, diyordu ki o maddede, uygun gördüğü zamanda, evet, hani gerek görürse anlamında. Burada kıymetli hocam eski bir asker, hani şey vardır, lüzumsuzsa söndür ya da işte uygun görüldüğü takdirde gibi. Maddeyi tam okuyayım size. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaktır. Arkadaşlarım da verdi 12. madde. Çok güzel. Bakın buradaki zaten sıkıntı şu. Uygun gördüğü zaman ve tanımlanmış görevlerle. Peki Sayın Akşener'in talebi neydi? İcracı Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Sorun nerede? İçeriden toplantı devam ederken şöyle kulisler geldi. Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı diyor ki Meral Akşener'e, siz diyor her fırsatta bizim oy oranlarımızı gerekçe göstererek bakanlık dağılımının oy oranlarına göre gerçekleştirilmesini istiyorsunuz. Ama burada iki tane belediye başkanını biz genel başkanların önüne koyuyorsunuz. Orada da bir tartışma çıkıyor ve kriz bu şekilde aşılmış gibi yapılıyor. O 12. madde buraya ekleniyor. Sonra ne oldu? Bugün gelinen noktada görüyoruz ki dünkü kriz halen devam ediyor. Yani Sayın Akşener masaya döndü, bu mutabakata da imza attı. Tıpkı geçen Perşembe günü olduğu gibi. Ama bugün de bu mutabakatı da bir şekilde sekteye uğratabilecek yeni bir gelişme olabileceği konuşuldu Ankara'da gün boyu. O neydi? O da şu. Meral Akşener, bakın burada ne karar almışlardı? Bütün genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Meral Akşener'in yakın çevresinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istemediğini, milletvekili olmayı tercih edeceğini
söylediği konuşuluyor ve sanıyorum bir televizyon programında da bunu ifade edecek. Etmemesi için de bir taraftan da üzerinde bir baskı da kurulmaya çalışıldı bugün Ankara'da. Yani çünkü şöyle olmuş olacak. Geçen perşembeden bugüne salı günündeyiz. Yaklaşık 5 günde siz 2 defa altına imza attığınız 2 mutabakatı boşa çıkartacak söz ve eylemlerde bulunmuş olacaksınız. Yani herhalde ne olmuş olacak peki? Efendim? Masa için ne olmuş olacak? Vallahi, yeniden masadan caymak anlamına mı gelecek? Ya artık hani böyle bir vazo çatlamış görünüyor. Hani artık hani o gitti geldi tekrar altına bir imza attı mutabakatın ama bugün siz bu 12 maddelik mutabakata ters bir açıklama yapmanız bekleniyor. Eğer yaparsa o kayıtla söylüyorum bunu, o şartla söylüyorum. Bir kez daha bu mutabakat da boşa çıkmış olacak. Burada şu var Cansın Hanım, hani iktidar partisi, Cumhur İttifakı inanın böyle hani 100 milyon dolarlık bir kampanya yapsa Türkiye'ye, özellikle genç kuşaklara 90'ların ne olduğunu, koalisyonların ne demek olduğunu bundan daha iyi anlatamazdı. Yani koalisyonlar tam olarak böyle mekanizmalardır. Burada bir altılı masa var. Sürekli bir mutabakat imzalıyorlar çünkü birbirlerine güvenmiyorlar. Ama imzaladıkları mutabakatlar da 24 saat geçmeden üzerinden bir şekilde çöp oluyor, tarih oluyor. Benzer bir şey olursa bunu seçmene nasıl anlatacaklar? Tabana nasıl anlatacaklar? Orada ciddi sıkıntılar var. Belki ilerleyen bölümde konuşuruz ama şunu da bırakayım. İyi Parti'nin buradaki temel kaygısı şu. İyi Parti milletvekili seçiminde, genel seçimlerde HDP'nin altında kalma ihtimalinden çok çekiniyor. Çünkü biliyorsunuz bir hedef koymuşlardı. Biz birinci parti olacağız diyorlardı. Böyle bir ihtimal söz konusu değil ama en azından CHP'yi geçip artık ana muhalefet de yok. Ana muhalefet partisi pozisyonunda kendilerini konumlandırmak istiyorlardı. Ama aday şimdi CHP Genel Başkanı. CHP Genel Başkanı olunca otomatikman CHP'nin oyları muhalif seçmen oylarını CHP'ye yönlendirecek. Bir de bir liste kavgası var biliyorsunuz. 54 tane milletvekilinin diğer partilere CHP listelerinden kontenjan ayrılması gündemde. Listeyi beğenmeyen CHP seçmeninin de HDP'ye oy atma ihtimali yüksek. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde genel başkanlarına, milletvekilliği seçiminde de HDP'ye oy atma ihtimalleri var. Bu durumda İyi Parti kuvvetle muhtemel HDP'nin altında kalacak. Bu da İyi Parti için çok böyle kendi tabanlarına anlatmaları mümkün olmayan bir durum ortaya çıkartacak. Yani çok bilinmeyen bir denklem var an itibariyle. Şimdi birçok başlık aslında Zafer Şahin verdiniz. Bu başlıkları tek tek açacağım. Arkadaşlarımdan da rica edeyim. Dün ayın 6'sında o açıklama yapılırken aslında adayın açıklanmasından çok artık malumun ilanıydı Kılıçdaroğlu'nun açıklanacağı zaten ama Meral Akşener'in yüz ifadesi orada bulunduğu süreç boyunca açıklamalar yapılırken aldığı o hal ve tavır çokça konuşuldu. Arkadaşlarım ekrana da yansıtıyor. Burada Hikmet Genç'e döneceğim. Şimdi şöyle yorumlandı. İşte yüzü asıktı, mutsuzdu, memnun değildi. Zafer Şahin dedi ki kriz aşılmış gibi gösteriliyor. Bir yandan da bu açıklamanın hemen ardından söylenen o ki Meral Akşener arka kapıdan çıktı, Kılıçdaroğlu ön kapıdan çıktı. Sonrasında liderler bir yemek yediler ama Sayın Akşener o yemeğe de katılmadı. Bunlar da birleşince acaba kriz aşılmış gibi mi yapılıyor sorusu bir kez daha gündeme geldi. Valla çok boyutlu tartışacak şeyler var aslında ama direkt fotoğraftan yani daha doğrusu şu görüntülerden sonu sorduğunuz için cevap vereyim. Şimdi ama şartlarda dün şey konuşuldu bazı kanallarda ya işte bir fotoğraftan bir adamın duruşundan fotoğraf anın görüntüsüdür. Yani bir anda baktı mesela Zafer şu an çok mutlu görünüyor. Ne bileyim kavga ederken bir kanalda mutsuz görünüyor falan. Dün de takmışlardı ona hatta ya. Tabii. Aklıma geldi. Ha şaka değil hakikaten aklıma geldi. Türkiye'de ya da sen niye mutsuzsun falan diye. Tabii yani kendileri ben, inanmıyorlar şakaydı herhalde. Şöyle ben dün saç tipimi değiştirmiştim sanıyorum. Ondan herhalde mutsuz bir ifademiz vardı. Hocam o mevzuyla pek ilgilenmiyorum. Tabii benimle konu dışında saç mevzusu deyince. Evet. Beni ilgilendiren mevzu değil. Ama onu hatırlıyorum ya. Onu bile ben daha dün gördüm. Evet galiba, evet. Oradan bile mana çıkartıyor. Evet oradan mana çıkartıyor. Da şimdi bu bir video görüntüsü. Meral Akşener'i ben bir Zafer Deynaz, Zafer Şahin de aynı şekilde siyaseti yakından takip eden, belki hayatını buna harcayan bir insan.
çok dürüst davranmak lazım, samimi olmak lazım. Meral Akşener'in normalde güncel politikasında, konuşmalarında, mitinglerinde her türlü bir sürekli gülümser bir surat var. Arada bir kızarkenki halinden bahsetmiyorum. Bir insanın nerede ne yapacağını aşağı yukarı anlarsınız değil mi? Bütün Türkiye'de bunu biliyor. Şimdi bana bu video görüntüsünden sonra normal şartlarda bir de olması gereken bir şey o değil mi? Aday açıklanıyor. 6 parti bir araya geldi. İşte demokrasinin nirvanasına erdik artık. Aday da açıklanıyor falan. Bu durumda hiç görmediğimiz, hiç alışık olmadığımız bir Meral Akşener profili var orada ve fotoğraf değil. Bu uzun süre böyle dakikalarca devam eden bir memnuniyetsizlik. Öyle değil mi? Yanlış mı görüyorum? Hiç böyle sürekli bir suni bir tebessüm vardır onun. Meral Hanım böyle sunidir aslında. Şöyle sanki zoraki oradaymışım gibi okuyanlar da oldu. Suni gözükler, çok Üstad, şimdi galiba bir açıklama yapmış. Mutsuz değildim. Yüzüme tuhaf bir ışık gelmiş demiş. Hocam peki onu öyle kabul edelim. Yani beyan esastır. Bir ışık falan pek de geldiği gibi görünmüyor ama dikkat ederseniz sadece aslında Meral Akşener orada çok daha fazla hep gülümseyen bir hanımefendi fotoğrafın dışında hakikaten karalar bağlamış bir suratla karşı karşıyayız. Dün akşam çok sayıda tweet attı İyi Partililer. Tabii. Yani sen bunu elinden geleni yani. Sen elinden geleni yaptın. Bu fotoğrafı kullandın. Üzünlenme. Senin üzüntün bizim üzüntümüzdür diye. Ya yani bu fazla. Sadece benim görüşüm ya da benim okumam falan değil. Kimse buradan da böyle absürt şeyler tartışıyorsun demesin. Çok da iyi bir hatırlatma oldu. Kendi cerahından da, partilerinden de, takipçilerinden de, hatta partilerinden de aynı refleks geldi. Hiç alışık olmadığımız bir... Yalnız dikkat ederseniz sadece o da değil. Temel Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan da dahil. Yani biraz önce arkadaki bir kulisten bahsettik ya. Hani belki de burada Zafer duymuştur bu kulis bilgilerini. Efendim son dakikada işte içeride konuşuyorlardı. Yazıyor bunların. Yuvarlak Basın'ın medyası da yazıyordu. Yazdı bunları bugün. İşte son dakika gene gidiyordu neredeyse. Davutoğlu yine devreye girdi. Tuttu onu. Ondan sonra paltoyu giydi, girdi çıktı. Valla bu kadar magazinde ilgilenmiyorum ben bu hadisenin. Ama en azından bu işin yansıması, fotoğrafta görüldüğü bu. Bir de tabii çok uzun bir mesele. Şimdi Meral Akşener'e yerine kendinizi koyun. Gittiğiniz masadan çıktınız ve çok ağır bir şekilde, ağır ifadelerle kumar masası, noter masası diye çıktın. Evet. Arkasından baktık ki pabuç pahalı. Özür dilerim bu cümleler için. Çok pahalı. Tek başıma gittim. 7 de alamazsam parti biter. Geri döndün. Seni de gazladılar adam birileri. Ya bir şekilde anlaşırsınız diye. Ama net bir şekilde bir tavır vardı ortada. Bunu herkes biliyor. Ve çok açıkça söylemiş bunu. Ve kendisi zaten ifadesinde var. Kılıçdaroğlu kazanamayacak aday. Ya İmamoğlu ya Mansur Yavaş. Demiş çıkmış ve hakikaten yenilir yutulur değil cümleleri aslında. Tekrar o masaya 24 saat sonra geri dönüyorsun. Bu neyi gösterir? Ha şartlar değişiyor. Ya zannetmişsindir ya da değişmeyeceğini bile bile o masaya oturmak zorunda kalmışsındır. Ama eğer gitmişsen de adam imzalatırlar böyle şeyleri. Nitekim Kılıçdaroğlu ne yaptı etti? Adaylığını ilan ettirdi. Ne yaptı etti? Bitirdi. Bir tek 12. maddeyle avunsun dedi ama Zafer anlattı onu. Avunulacak bir madde değil o. Yani uygun bulursa Kılıçdaroğlu hani söz de verse şimdiye kadar tuttuğu bir söz yoktur aslında Kılıçdaroğlu'nun. Hani güya işte Cumhurbaşkanı olacak. İsimleri de yazmamız da komik. İsim olarak yani İstanbul ve Ankara'da ismi kullanmayacağız. Hani tavır koyacağız. Artı uygun bir, müsait bir zamanda, uygun bir yerde indirler gibi. Uygun vakitte şunlara da bir görev tanımlaması. Onu da bilmiyoruz. Belki de başka görev verecek bilemiyoruz. Böyle bir orta yol bulunuyormuş gibi oldu. Ha bana sorarsanız bugün de galiba konuşuyor gene orada i̇şte, burada. Sen böyle benzetmeleri çok seviyorsun. Benim siyaseti yakından takip eden bir dostum bugün dedi ki bu veresiye siyasetidir dedi. Hani yaz deftere. Evet. İşte ileride yani seni Cumhurbaşkanı yardımcısı ama kimi yapacaksın? Yani bu isimlerin yeniden belediye başkanı adayı gösterilmesi belki mümkün olmayacak. Ya da belki seçimi alamayacaklar. Yani şimdi bunları Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayacağının bir garantisi o metinde yok. O metinin zaten hukuki bir anlamı tabii, da yok. Tabii abi, tabii başka bir boyut zaten evet. Daha önce yaptıkları gibi. Evet. Ama netice bir cümleyle bitireyim. Ankara'yı bekletmeyelim. Evet.
şu var. Çok kısa bir süre içerisinde, yani siyasette 24 saat çok uzun bir süredir diyorlardı ya. Bir saat hakikaten doğruymuş yani. 48 saat çok uzun. Hele 72-90 küsur saat asır gibi. Yani Türkiye Cumhuriyeti siyaset tarihinde bu kadar gel git yaşam. Bunu iyi bir şey diye göstermeye çalışmak da çok saçma. Bunu da anlamış değilim hala. Onu da bir konuşalım sonra. Hani konuşacağız. Böyle oldu ve daha güçlendik çıktık falan gibi. Biraz züğürt tesellisi yorumları var. Ona da artık göbeğimizle gülüyoruz diyeyim. Şimdi